Empati Sev Derneği'ni bir yıl önce kurduk ama çok eski evsiz sokak hayvanlarını koruma derneği olarak Mefaret Özmez Başkanlığı'nda yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. 17 yıldır da bu barınaktayız. Tabii öncesinden çok çok kötü durumdaydık ama Büyükşehir Belediyesi sağ olsun burayı sıfırdan bize yaptı. Bayağı bir olanaklarımız şu anda iyi gibi görünse de tabii çok eksiğimiz var, çok ihtiyacımız var. Yaklaşık burada 2500'e yakın köpek ve 300'den fazla kedi bakıyoruz. Yani belediyeler darılmasınlar ama ilçe belediyelerin dağ yollarına, Kemalpaşa Karacabey yollarına attığı yaşlı ve küçük cins hayvanları, sokakta barınamayacak cins hayvanları, yaşlı, hasta olanları toplayıp getiriyoruz mecburen. Ölüme terk etme gibi bir şansımız olamaz yani. O yüzden bizim barınağımız çok kalabalık. Neden kalabalık? Sağlıklı hayvandan fazla sakat ve bakıma muhtaç olan hayvanlarımız var. Yani o nedenle biz oldukça insanüstü gayretle çok az sayıda elemanla, Mefaret Hanım zaten 20 senedir sabah geliyor, akşam gidiyor, hafta sonu dahil olmak üzere burada çalışıyor. Yani kendini adamış hayvanlara. İşte biz de ona yanında destek olmaya çalışıyoruz hayvanseverler olarak. Orman İşletmesi'ne, Milli Emlak Müdürlüğü'ne falan çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Birkaç yer bulduk. İnşallah bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle inşallah bize destek olursa o büyük yere burayı taşımayı hedefliyoruz. Bunun dışında iki tane daha bahçemiz var. Biri Akçalar'da 500 hayvan bakılıyor. Biri işte orman, Balat Ormanı'nda bir yerimiz var. Bunların hepsini bir yere toplayıp Bursa ve bütün ilçelere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Eğer büyük bir yer alırsak buraya da Türkiye'de hiç olmayan, hatta belki Avrupa'da da yok yani, sokak hayvanları hastanesi yapmayı hedefliyoruz. Ben Bursa'da ve ilçelerinde çok duyarlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Eğer bize katkı sunarlarsa biz bu hastaneyi de yaparız, başarırız diye düşünüyorum. Ameliyathanemiz var. Bir hayırsever Can Kalubra'nın sahibi yaptı burayı. Sağ olsun. Kliniğimiz var ama burada sadece kısırlaştırma, ufak tefek tedaviler oluyor. Büyükşehir'in 3 tane veteriner var burada şu anda çalışan. Sokak hayvanlarını kısırlaştırıyoruz, kedileri, köpekleri. De tedaviler de yapılıyor ama tabii imkansızlıklar var. Yani röntgen makinamız yok, o yok, bu yok. Yani saymakla bitmez yani. Hayvanları tabii sürekli kurumama alma gibi bir şansımız olmadığı için her gün yemek firmalarından yemek topluyoruz. Yani her gün 10-20 bidona yakın yemek topluyoruz. Köpeklerimize özellikle şey veriyoruz, işte topladığımız yemeklerden veriyoruz. İşte kedilere mama takviyesi veriyoruz. İşte onlara da tavuk veriyoruz ama kedi maması özellikle çok ihtiyacımız var. Derneğimiz olarak şu anda yaklaşık 200 kişiyiz. Gönüllü olarak herkes bir katkı payı koymaya çalışıyor ama çok yeterli değil. Çünkü burada 2500 can var. Yani bunları doyurmak, bunların tedavilerini yapmak, aşılarını işte çok kolay değil yani. Maliyetleri bayağı yüksek. O nedenle çok büyük desteklere ihtiyacımız var. Ambulans Bursa'ya lazım zaten. Yani Büyükşehir'den çok rica ediyorum, acilen bir ambulans, bütün barınaklara hizmet verebilecek bir ambulansa ihtiyaç var. Buraya da var tabii, olmaz mı? Biz gece yolda giderken akşam bir tane köpek görüyoruz, araba çarpmış. Alıyorsun onu, taksiye koymaya çalışıyorsun, taksi kabul etmiyor. O hayvanı orada ölüme mi terk edeceğiz? Ama ambulans olsa hemen ambulansa ararız, gelir alır, ilk tedavisini ambulansta yapar mesela. Yani çok büyük ihtiyaç hem de. Bunu bütün Türkiye'de hemen hemen birçok ilde var yani. Bursa bu konuda biraz şey kaldı. O nedenle başkanımıza çok rica ediyorum. Bir an önce ambulanstır işte, yani biliyorum Türkiye'de şu anda pandemi var ama sonuçta bu hayvanlar da yaşıyor, canlı yani. Bunlara da el atmamız lazım. Empati Sev Derneği olarak internet sitemiz var. Oradan girdikleri zaman rahatlıkla, kolaylıkla ulaşabilirler. Orada bütün bahçelerimizin adresleri, telefonları mevcut. Instagram hesabımız var, Twitter hesabımız var, Facebook hesabımız var. Oradan bize ulaşmaları çok kolay. Yani biz 24 saat telefonumuz açık. Bakamadıkları zaman bunların akıbeti sokak oluyor.
sokaklarda yaşama şansları diğer melezlere göre biraz daha zor bunlar. Çünkü evden atıldıkları için sokak ortamı bilmezler, yemek bilmezler, araba bilmezler. O yüzden çok zorlanıyorlar. Mesela dün gelen bir Golden ev sahibi taşınınca sokağa bırakmış Golden'u. Ve diğer köpekler de saldırmış, yaralı bir vaziyette bize getirdiler. Ya ben söylüyorum, bakmışsınlar, sonuna kadar baksınlar. Eğer bakamayacak gibi oldukları zaman dağlara, sokaklara salmasınlar. Patise eve bize getirsinler. Çok güzel sahiplendirmeler yapıyoruz. Gerçekten cins hayvanlar, mesela 30 tane Golden vardı bende, şu anda 3 tane Golden var. Bütün Bademli villaları bizim Golden'larımızla dolu. Çünkü biz hiç ücret talep etmiyoruz. Ücretsiz sahiplendirme yapıyoruz. Artı karşılığında sadece bize video resimlerini atıyorlar, iyi midir durumları diye. Cins hayvanlarını getirsinler, biz sahiplendirelim. Sokaklara, dağlara atılmasın. Gerçekten çok cinsler var sokaklarda ve zor oluyor. Aa, şu anda benim mesela 2000-3000'e yakın hayvanımın 1/4'ü sokak hayvanı. Cinsleri aldığım zaman çok çabuk sahiplendiriyorum. Onların burada fazla durma şansları yok. Sahipleniliyor. Onun için bize getirsinler. Patisev olarak 3 bahçemizde de çok güzel sahiplendirmelerimiz var. Sahiplendirelim. Hayvanların da birer yuvası olsun. Thank you.